Interstellar izledikten sonra zamanın bir boyut ya da madde olduğunu düşünüyorum. Işık hızı aşırı fazla yer çekimi ve senin o girdiğin gıdığın ile zamanı bükebiliriz. Gol diyor. Vallahi abi hiçbir şeyden haberimiz yok. Bilmiyoruz. 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 Tamam. Bilmiyoruz. Bu kadar basit yani. Bakıyoruz böyle etrafımıza. Bak, insanlığı uzayla karşılaştırayım mı sana? İnsanlığı uzayla karşılaştırayım. Yani uzayda insanı sana gösteriyorum şu an. Tamam, buyuz. Buyuz yani. O bile değiliz aslında. Gözümüz kapalı direkt. O bile değil. Duymuyoruz bile. Duyularımız kapalı. Her şeyimiz kapalı. Bilmiyoruz. Etraf şu anda her neye inanırsanız inanın. Her neye inanırsanız inanın. Tek gerçek vardır. Hayatta tek gerçek. Tek bir gerçek vardır. Bu hayatta tek gerçek vardır. O da şu anda yukarı baktığınızda siyah bir yapının içerisinde olduğumuzdur. Noktacıklar gördüğümüzdür. Nedir onlar? Ne oluyor orada? Orada ne var? Kim var? Hareket ediyor mu? Nedir bu? Biz neyin içindeyiz? Ne oluyor? Bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Öyle bakıyoruz. Öyle aptal aptal bakıyoruz. Böyle. Böyleyiz. Yani dibindeyiz şu an. Şurada tepe ya. Tepenin de 100 kat tepesi var ama biz yerin 1000 kat dibindeyiz. Milyar kat dibi, katrilyon kat dibi, kentrilyon kat dibindeyiz. Anlamıyoruz. Şey gibiyiz. Havuzun içindeki mikroskop olayı var. Mikroorganizma olayı var ya. Aynı onun gibi. Bardağın içindeki mikroorganizma var ya. Şu şişenin içindeki var ya mesela. Ekmeğin içerisindeki küf var ya. Küfleniyor ya. Onun gibiyiz. Nasıl bilmiyor? Hiçbir şeyden haberi yok. Atomun hiçbir şeyden haberi yok. Aslında atomun haberi yok derken atom her şeyin içinde zaten de. Belki her şeyin içinde de değil. Atomun olmadığı bir yerler var belki kainatta. Belki de kainat diye kocaman baktığımız şey aslında ufacık bir şey. Ufacık bir şeyin içindeyiz belki. Ufacık yani gördüğümüz bu kainat aslında eğer çevresi varsa ve o bir başka bir daha doğrusu devasa bir şeyin içindeki belki de bir kum tanesi. Yani bildiğimiz bütün uzay aslında bir kum tanesi olabilir. Bir kum tanesi olabilir. Siyah bir kum tanesi. Biz de o siyah kum tanesinin içindeki içine bir parça ekmek karışmış ekmeğin içindeki küf taneleriyiz. Belki de. İşte size o yüzden söylüyorum. Bilim adamlarını ciddiye almayın. Bilim adamlarının bu kadar söylediği şeyleri ciddiye almayın. Her boka böyle vay amına koy, vay amına koy. O zaman biliyordur bu adamlar vay amına, vay amına diye böyle vay amına, vay amına. Böyle gitmeyin. Bir kafanız var, bir zihniniz var, bir beyniniz var. Onlar neyin ne olduğunu nereden bilebilirler? Ben de biliyorum demiyorum. Ama onların da bildiğini düşünmüyorum. Çünkü her boka olabilir. Şu teori olabilir, bu olabilir. Ne yapacaklar? Allah'ın insanı. Allah'ın insanı onlar da yani. Ne olabilir? Ne bilebilirler? Dolayısıyla dediğim gibi kardeşim, sakin olun. Bilim adamları dedi diye bu gerçek olduğu anlamına gelmez. Photoshop'lara falan inanmadan önce bir şu zekanız var, beyniniz var. Şunu bir çarklarınızı bir çalıştırın. Deyin ki belki uzayda, kainatta başka fizik kuralları var. Başka boyutlar var. Başka uzaylar var. Başka canlılar var. Başka bilmem ne var. Bilemiyoruz. Bir bokun içine girdik. Girmişiz bir bokun içinde. Oradan böyle türemişiz. Nereden geldik o da belli değil.
türemişiz böyle yaşam olarak. Dünya diye bir gezegenin içinde yaşıyoruz. Emin olun diğer dünyalarda yaşayan canlılar da soruyor kendi kendine. Ulan biz burada ne yapıyoruz diye. Allah Allah. O şurada bir tane beyaz bir nokta görüyorum ileride. O da nedir ya acaba diye. O gördüğün beyaz nokta sensin işte. Güneş ve çevresindeki dünya. Seni görüyor. Şu an sana bakıyor. Sen nasıl ona bakıyorsun? Anlam veremiyorsun. Allah Allah. Oraya nasıl gidiyor? Ne var orada acaba diyorsun ya. O da şu an aynı şeyi soruyor. Senin sorduğun gibi. Yani belki de bunların hiçbiri yok. Falan filan. Bilmiyoruz abi. İnanılmaz bir bilinmezliğin içindeyiz. Fakat tek bir şey var. Bu bir inanç değil. Bu bizim gözümüzün önünde duruyor. Bak burada. Bak. Bak. Gerçek. Sanal değil. Bak burada. Rüya değil. Rüya değil. Biz şu an bir rüyada değiliz. Bak şu an gerçek. Hayatta yaşıyorsun ve bak uzay. Uzayı görüyor musunuz? Bak. Aa. Bu kırmızı da olabilir de sarı olabilir. Ama bir şey var orada. Orada ne var? İnsan biz bunun içindeyiz abi. Okuduğum en güzel şey alt çizgi. İşte beni bu çok korkutuyor. İnsan zihni varoluşa derin bakıştır. Beni bu çok korkutuyor abi. O yüzden dediğim gibi şey yapmıyorum. Kabul ediyorum sadece. Şuna baktığım zaman kabul ediyorum. Şuraya baktığım zaman kabul etmekten başka çaremiz yok. Fikirler yürütüyoruz, fikirler üretiyoruz. Simülasyondayız diyoruz. Ne bileyim, nedir bu bilmiyoruz vallahi diyoruz. Böyle bir siyah madde diyoruz. Kara madde. Vallahi diyoruz bir Photoshop yapıyorlar, kara delik zannediyoruz onu. Yok oradan işte ne bileyim bir şey gösteriyorlar. Diyoruz vay ama bu böyle miymiş diyoruz. Yok öyle değildir diyoruz. Ne olduğu belli olmayan bir alemin içindeyiz. Ve bunu biliyoruz yani, bu daha korkutucu. Mesela ne zaman öleceğimizi de biliyoruz. Ortalama 100 sene yaşıyor bir insan. İstanbul, Ankara, bizim Türkiye'de yaşayanlar da ortalama 65-70 yıl yaşıyor. Hayvanlar o yüzden daha mutludur bizden. Çünkü bilmiyor, normal hayat süresinin ne kadar gideceğini bilmiyor. Bir gün hastalanıyor, bir şey oluyor ve keşke biz de bilmeseydik. Yani zeka bir yerde sizi mutsuz ediyor, gördünüz mü? Sizi mutsuz ediyor zeka. Şu an bu chatteki bütün herkese söylüyorum. En fazla bu kadar daha yaşayıp öleceksiniz. Abone olun kanalıma, abone olasıyım ben ya. Abone olun ya, abone olun kanalıma, ne olur abi ya. Abone olun ya.